Şuka nasıl yapılır? Kabağı, patlıcanı doğrarsın. Ama ince mi doğruyor mu? Hepsini kızartırsın. Tamam. Ondan sonra bir kaba alırsın. Ondan sonra sosunu yaptın mı hepsini karıştırırsın, harmanlarsın. Yani yoğun bir kıvam olur. Aa tamam, şakşuka ona mı diyorlar? Ben evet, hep yapıyorum. Sen onu sarımsaklı. Ya, hep yapıyorum onu ben. Kavanozda dolduruyorsun ya. Evet, evet. Ha? Ha, şakşuka o. Aynen. Çünkü ben, Beyhan Hanım bilir, aşçı... Pardon sözünü sikeyim. Beyhan Hanım aşçı emekli oldu ya aşçılıktan. Ben de onu evet. Beyhan Hanım daha iyi anlar diye düşünüyorum. Hayır, şakşuka kavanozdaki gibi değil. O şey kopar. Ya tamam, o hemen hemen. O farklı söyledi. Filiz ya, sen hani ayrıntıya girme. Yani. O normal... Filiz ayrıntıya girmene gerek yok. Hayır, tenceredeki yapılan farklı demek istiyorum. O kavanoz farklı. Kız bu tencerede yapıyor, sıcak sıcak kavanozlara dolduruyor. Aynıysa fark etmiyor ki. Aynı malzemeyi yapacağım. Bir şey yok. O kavanozun tadı çıktığı için ben sevmiyorum. Kavanoz, cam kavanoz. Ya bunu şimdi senin sevmem benim sevmem değil. Bu ortalama nasıl olabilir ya da nasıl kullanılabilir? Bütün anne hanımların ya bir şey söyleyeceğim. Yani bunu gelinlerimiz yapar çünkü sebze hepsi yapıyor. Yapar inşallah. Hepsi yapıyor. Yapar yapar. Senin gelinin yapar mı Hatice Hanımcığım? Neyi? Şakşukayı. Yapar. Çünkü Tekirdağlı babası falan onlar orada çok yaparlar. Ha meze tarzı gibi. Tabii onlar kullandıkları için. Hatice Hanımcığım bence şeye girmeyin. Yani oralıydı, buralıydı yapar diye bir mevzu yok. Benim gelinim hiçbir yer olmasa bile İzmir'de doğma büyüme ve güzel yapıyor her şeyi. Sebzeleri de eminim yapar, ki çok yapar, güzel yapıyor. Yapar, yapar. Hani şey olarak ben her yere... Ben eminim yani gelinimin yapacağına eminim. Tamam yani. Ben de eminim. Benim gelinim yapar. Oy boyuna kurban. Oy be severim kızımı ben. İşte kuş yuvası gibi yapacaklar onu küçük kaselere. Ondan sonra yaptıkları şakşukayı da onun içine koyacaklar. Tamam, aynı kuş yapacak. Tamam, kalıp bırak. Gene ne oldu? Nereye gidiyor? Bir şey unuttum gibi. Hiç durmuyor. Yaramaz çocuklar gibisin gerçekten. İkiden bir çıkıyor. Acaba neyi getirecek? Bunda bir şey var. Ya yemin ediyorum eğer Beyhan Hanım eğer dışarı gidip geliyorsa bir şey getiriyorsa muhakkak onun altında bir şey yatıyordur arkadaşlar. Aynen öyle. Ben bir şey söylemeyeyim. Muhakkak bunun altından da bir para mevzusu çıkmaz inşallah. İnşallah bilemiyorum. Ben tahmin ediyorum para gibi bir şey çıkacak. Kız ne getiriyorsun? Kız o ne? Ay ne kadar güzel. Yeşim dün çeyrek aldı ya. Ay ben mor alayım lütfen. Ay yeşim onun şerefine. Ben hatta ben de morum. Ben de mi mor alayım şimdi? Sen fark etmez. Ne istiyorsan onu al. Aa kızlar, Beyhan teyze ne yapıyor? Çay getiriyor galiba bizimkilere. Yine ne yapıyor ya? Hayır yoksa yine o altın günü, kısır günü falan yapmıyordur umarım. Allah Allah. Bardaklar yeni gelin bardağı gibi. Aynen öyle. Bakayım arkadaşları geliyor mu yine? Aa bardağı etek giydirmiş bildiğin. Aa benimkinde yok etek ama. Ya nereden bulmuş onları ya? Allah Hayır, Allah. Onu da geçtim. Çay ne alaka ya? Yaren. Bardağı... Bak bir de bana gösterin. Ne yapıyorsun? Bak senin şerefine. Onun çeyrek şerefine. Senin şerefineymiş. Benim şerefime. Çeyrek aldım senin şerefine duru çay verdi. Tatlı yok. Ha, tatlı yok yanında. İnşallah sadece çayla bunları kalırsın. Bunları ben hazırlıyorum. Ben. Ben anam bu adı elik yaramı. Bir şey söyleyeceğim. Bize tatlı da getirebilirdi. Çayı sade getirmiş. Biz şimdi çayı sade nasıl içelim? Usul usul dur bak. Kimseye bulaşma, karışma. Beyhan Hanımcığım, siz bu çayı getirdiniz. Teşekkür ederiz. Ama benim tanıdığım Beyhan Hanımsa bu bardağı böyle süslü püslü getirdiyse bunun altında muhakkak bir şey yatıyordur. Kerem ticaret. Ya yani, ben demedim mi arkadaşlar? Bu işin içinde para dönüyor. Aynen. Yeşim bardakları nereden buldu acaba? O bulur. Ayarlatmıştır kendine. Tanıdığı vardır. Nereden bulması değil de niye böyle bir şey yaptı? Vallahi bilmiyorum. Onun için bahanem yok yani. Son ikramında yaptı. Sen bu hafta çeyrek aldın ya hani son kez. Haftanın son çeyreğini aldın ya. Kızlar. Tanesi 25 lira. Bana bakın. Bana. Kızlar. Tanesi 25 lira. Abi yeni bardak. Tanesi size de yapabilirim bu tasarımdan. Yapabilirim bak kaçırmayın. 25 lira. Kaçırmayın 25 lira bir şeyler diyor. Satıyor mu? Kaçırmayın bak. Satıyor. Çay satıyor. Bakın. Gördün mü? Gördüm. Abiye giydirmişsin bardağı. 25 TL. 25 TL. Ha, bir tanesi. 4 tanesi 100 TL. İnce belli abi yeni bardağa gel. Bardak. Ya otur. Bardak. Ya bakın, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? 4 tanesi 100, 4 tanesi. O bir taneyi 25 liradan alıyorsa, satıyorsa kesin 2-2,5 liradan falan alıyordur. Bir dakika. Bak şimdi. 6 tane bardak satıyorsun, tasarımlı ya bu. Tamam. Tepsisi de hediye mi? Yok tepsiyi onu veremem. Onu da satar 25'e. Bunu bir tane de alıyorsun mesela süs olarak.
kendin içiyorsun böyle. Neden mesela, böyle bir şey yapma ihtiyacı duydun? Ya benim bu el marifetim. Kendimi... Ama tasarım yeşimin işi, senin işin değil ki. O yeşim çizimci. Tasarım işte. Tasarım çizimci. Bu da benim işim. Beyan Hanımcığım. Heh. Çayımızı içtik. Tatlı tatlı olmadı ama... bunun altında zaten ben bir ticaret döndüğünü zaten dile getirdim. Keşke böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmeseydin. Benim. Tamam. Hem çeyrek aldı hem de dedim belki alan olur. Böyle arkadaşlarıma göstereyim dedim. Niye o zaman arkadaşlarına hediye et? Niye satıyorsun? Kızım olay mı yapılıyordu? Sen kime ne hediye ettin Filiz? Ben herkese her şeyi bunda... hediye ederim. Ne var yani? Bunda zor bir şey yok ki. Kolay basit. Beyan Hanım nasıl kara geçerim, ne yaparım, İnce ne derim? İnce belli abiye bardak. Vallahi sen parayı çok seviyorsun. Ya parayı kim sevmiyor? Parayı çok seviyorsun. Yani bu ticareti bence burada yapmamalısın. Her ne gün bir şey... yaranamıyorsun. Her şey senden yapsa... çıkıyor ama. Her şey senin başın altından çıkıyor. Her şeyi sen yapıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Senin çayın çok şahane, paran bahane.